Merhaba arkadaşlar Almanca kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Tot Hazırsanız dersimiz başlasın. Trotz yapısı arkadaşlar ramen anlamına gelir ve genitiflikle birlikte kullanılır. Dilerseniz ilk örneğimizle bir başlayalım ve nasıl kullanıldığını şöyle bir inceleyelim. İlk örneğimiz ne diyor? Maria ist gestern nach Mannheim gefahren Maria Mannheim Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Dün ne yapmış? Mannheim'a gitmiş, değil mi? Ist gefahren dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Perfect zaman var. Das Wetter war schlecht, hava kötüydü. Şimdi biz bu iki cümleyi arkadaşlar bir araya getirdiğimizde havanın kötü olmasına rağmen Maria ne yaptı? Mannheim'a gitti diyeceğiz. Dolayısıyla burada trotz yapısını kullanırsak ne şekilde kullanırız onu bir inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar cümlemiz trotz ile başladığında ne oluyormuş bir bakalım. Trotz des schlechten wetters ist Maria gestern nach Mannheim gefahren. Bakın ne diyor arkadaşlar? Kötü havaya rağmen dediğimizde bakın ne oldu burada bir genitiflik söz konusu öyle değil mi? Dolayısıyla des schlechten wetters şekline büründü. Ve cümlenin devamı nasıl ilerliyor arkadaşlar? Ist ile yani yardımcı fiilim. Çünkü neden? Ist gefahren geçmiş zamandan bahsettiğimden dolayı yardımcı fiilim sein. Ne oluyor? Ist Maria gestern nach Mannheim gefahren ve ne olmuş arkadaşlar? Gefahren değil mi? Cümlenin sonuna geçmiş ve Tot cümlesi tamamlanmış oluyor. Bu durumda kötü havaya rağmen Maria dün ne yaptı? Mannheim'a gitti derken demek ki trotz des schlechten Wetters ist Maria gestern nach Mannheim gefahren diyoruz. Şimdi trotz yapısını ben iki cümlenin ortasını getirecek olursam ne olur? Onu bir inceleyelim. Maria ist gestern trotz des schlechten Wetters nach Mannheim gefahren. Bakın burada arkadaşlar trotz yapısı ne olmuş? İki cümlenin ortasında değil mi? İçerisinde bulunuyor. Şöyle ki Maria dün kötü havaya rağmen değil mi? Maria ist gestern trotz des schlechten Wetters nach Mannheim gefahren demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki ne yapabiliyormuşuz? Trotz cümle başına ya da trotz iki cümlenin ortasına getirilebiliyormuş. Demek ki her iki türlü e, şekilde kullanımı söz konusuymuş değil mi arkadaşlar? Tabi burada bu kullanımı e, sağlarken mutlaka o ilgili öğelerin yerli yerinde olmasını e, sağlamalıyız ki hani orada bir anlam bozukluğu olmasın. O anlam bütünlüğünü sağlamamız için mutlaka o yapıların yerli yerinde olması gerekiyor. Dediğim gibi diler Dilerseniz tots ile başlatabilirsiniz. Dilerseniz tots yapısını cümlenin ortasına getirebilirsiniz. Her ikisi de doğru bir anlatım oluyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım ne diyor? Es gab eine Unwetterwarnung. Unwetter neydi arkadaşlar? Fırtına, kötü hava değil mi? Kötü hava, warnung uyarısı. Yani fırtına uyarısı vardı diyor değil mi? Das Konzert wurde nicht abgesagt. Konzert Abzak neydi arkadaşlar? İptal değil mi? Konser iptal edilmedi denildiğinde demek ki Das Konzert wurde nicht abgesagt. Konser iptal edilmedi. Neye rağmen? E, fırtına uyarısına rağmen. Değil mi? Diyeceğiz. Bu durumda ne yapıyoruz demek ki? Trotz'dan destek alıyoruz. Bu durumda Trotz einer Unwetterwarnung wurde das Konzert nicht abgesagt. Bakın. Kötü hava uyarısına rağmen konser iptal edilmedi denildiğinde bakın buradaki die Unwetterwarnung genitiflikte ne oluyor? Ayna şeklinde değil mi? Die Unwetterwarnung şekline bürünmüş oluyor. Tabii onu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Genitif yapısında çok iyi bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor ki trotz ile ne yapalım? Cümle kurabilelim, değil mi? Bu durumda trotz ayna Unwetterwarnung wurde das Konzert nicht abgesagt demiş oluyoruz ve burada ne oldu demek ki trotz yapısı cümlenin başına geldi. Trotz yapısı iki cümlenin ortasında olduğunda ne oluyormuş ona bir bakalım isterseniz. Das Konzert wurde nicht abgesagt değil mi? Konser iptal edilmedi. Trotz einer Unwetterwarnung kötü ya da fırtına uyarısına rağmen şeklinde değil mi? Das Konzert wurde nicht abgesagt tıtsa eine unwetterwarnung demiş oluyoruz. Bu kulağa belki biraz e, hani anlam bütünlüğü bozan ya da işte eee Nasıl derler ona? Hani o normal olan o gidişatı bozuyormuş gibi hissettirebilir hani Türkçeye çevrildiğinde. Devrik cümle aslında aradığım kelime buydu. Devrik cümle gibi gelebilir kulağa arkadaşlar. Her iki türlüsü geçerli. Dediğim gibi trots cümle başına gelebileceği gibi trots yapısı iki cümlenin ortasına da gelebilir. Burada herhangi bir anlam bozukluğu ya da işte anlam bütünlüğünü bozan bir durum söz konusu değil. İsterseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Maria ist gestern nach Mannheim gefahren. Das Wetter war schlecht. Mannheim'a Maria gitti, değil mi? Dün hava kötüydü. Demek ki ne diyeceğiz? Hava kötü olmasına rağmen dün ne yaptı Maria? Mannheim'a gitti diyeceğiz. E bu durumda Trotz des schlechten Wetters ist Maria gestern nach Mannheim gefahren. Yada, ja Maria ist gestern trotz des schlechten Wetters nach Mannheim gefahren. 2. Örnekte, es gab eine Unwetterwarnung. Das Konzert wurde nicht abgesagt. Fürtüne-Uyarisi vardı. Konzert iptal edilmedi. Denildiğinde, demek ki das Konzert wurde nicht abgesagt. Bu iki cümleyi ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Trotz yapısı yardımıyla bir araya getiriyoruz bu durumda. Trotz einer Unwetterwarnung. Wurde das Konzert nicht abgesagt? Jeder. Das Konzert wurde nicht abgesagt trotz einer Unwetterwarnung. mit der richtigen wiederholen. Maria ist gestern nach Mannheim gefahren. Maria ist gestern nach Mannheim gefahren. Das Wetter war schlecht. Das Wetter war schlecht. Trotz des schlechten Wetters ist Maria gestern nach Mannheim gefahren? Trotz des schlechten Wetters ist Maria gestern nach Mannheim gefahren. Maria ist gestern trotz des schlechten Wetters nach Mannheim gefahren. Maria ist gestern trotz des schlechten Wetters nach Mannheim gefahren. Es gab eine Unwetterwarnung. Das Konzert wurde nicht abgesagt. Es gab eine Unwetterwarnung. Das Konzert wurde nicht abgesagt. Trotz einer Unwetterwarnung wurde das Konzert nicht abgesagt. Trotz einer Unwetterwarnung wurde das Konzert nicht abgesagt. Das Konzert wurde nicht abgesagt trotz einer Unwetterwarnung. Das Konzert wurde nicht abgesagt trotz einer Unwetterwarnung. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Regenschauer war stark. Regenschauer arkadaşlar yağmur yağışı olarak birebir çevrilebilir. Ama yağış diyecek olursak ve bu yağmursa eğer der Regenschauer şeklinde ifade ederiz Almanca'da. War stark güçlüydü. Demek ki yağmur güçlüydü dediğimizde der Regenschauer war stark. İkinci cümleye bakıyoruz. Das Fußballspiel wurde fortgesetzt. Demek ki futbol oyunu devam etti. Yani herhangi bir kesintiye uğramadı. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Güçlü yağışa rağmen ne oldu? Futbol oyunu devam etti diyeceğiz, değil mi? Şimdi Tat'tan destek alacak olursak ve cümle başına Tat'su getirdiğimizde ne oluyor bakalım? Trotz starker Regenschauer wurde das Fußballspiel fortgesetzt. Bakın arkadaşlar burada fark ettiyseniz Nul artikel değil mi? Artikelimiz yok. Ne oldu? Der Regenschauer stark. Bakın buraya giydirilmiş oldu. Starker Regenschauer. Neden? Demek ki artikelimiz der'dan dolayı. Ne oldu? Starker oldu. Ve ne yaptık? Olması gerektiği gibi cümlenin diğer öğeleri yerli yerinde. Ve eylemimiz fortgesetzt değil mi? Cümlenin sonuna gitti. Bu durumda trotz starker Regenschauer wurde das Fußballspiel fortgesetzt. Şimdi trotz trotz ne diyelim? trotz yani rağmen yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimizde ne oluyormuş? Das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer fortgesetzt. Bakın ne oldu arkadaşlar burada? Bu sefer trotz iki e, yapının arasına, iki cümlenin ortasına girdiğinde bu şekliyle de ifade edilebiliyormuş demek ki. Bu durumda das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer bakın futbol oyunu güçlü yağışa rağmen devam etti diyecek olursak demek ki das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer fortgesetzt demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte Heidi hatte eine starke Erkältung Evet, Haydi'nin güçlü bir e, ekelton üşütme demek arkadaşlar. Güçlü üşütme demeyiz değil mi? Grip deriz ya da işte e, ağır, e, ağır ne diyebiliriz? Ağır e, üşüme geçirme e, şeklinde ya da ağır grip diyebiliriz. Ancak Almanca'da tabi Almanca dinamiğinde düşünmemiz gerektiği için böyle birebir çeviriyorum. Stark demek ki güçlü, ekelton da üşütme. Haydi de bir kadın ismi arkadaşlar. i̇kinci cümleye baktığımızda Sie wollte das Skifahren nicht sein lassen. Skifahren kayak anlamında. Kayak sürme yani sürüşü. Tabi biz bunu şimdi Türkçe'ye çevirdiğimizde kayak deriz değil mi arkadaşlar? Kaya bırakmak istemedi dediğimizde sein lassen arkadaşlar bırakmak anlamına geliyor. Ancak buradaki anlamı ne? Yani ağır hasta olmasına rağmen ne yapmadı? Kaya bırakmadı demeyi getireceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Tots'tan destek alacağız. Bu durumda Tots ihre starken Erkältung. Yani onun güçlü üşütmüş olmasına rağmen diyor cümlemiz. Wollte Heidi das Kiefer nicht sein lassen. Demek ki ağır bir üşütme geçirmesine rağmen Heidi demek ki ne yapmak istemiyordu? Ee, bu e, kayak kayaktan vazgeçmiyordu, bırakmıyordu demeyi getiriyor. Şimdi tot ile başlayan bu yapıyı iki cümlenin ortasına getirecek olduğumuzda ne olacak ona bir bakalım. Haydi wollte nicht das Skifahren sein lassen. Bakın yapıyı aynı şekilde bıraktım. Trotz ihrer starken Erkältung demiş oldum. Demek ki her iki türlü ele alınabiliyormuş. Dilerseniz bu gördüğümüz olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Der Regenschauer wird stark. Das Fußballspiel wurde fortgesetzt. İki cümleyi bir araya getirdiğimde demek ki trotz cümle başında olduğunda ne olacakmış? Trotz starker Regenschauer wurde das Fußballspiel fortgesetzt. Ya da iki cümlenin Ortasına girecek olursa trotz yapısı. Das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer fortgesetzt diyecekmişiz. Son örneğimize baktığımızda Heidi hatte eine starke Erkältung. Sie wollte das Skifahren, ya da Skifahren diyebiliriz arkadaşlar. Her ikisi de doğru. Skifahren, Ski fahren. Ski fahren. Äh, sie wollte das Skifahren nicht sein lassen. İki cümleyi şimdi trotz ile bir araya getirdim. Trotz ihrer starken Erkältung wollte Heidi das Skifahren nicht sein lassen. Jeder, Heidi wollte nicht das Skifahren sein lassen, trotz ihrer starken Erkältung. Der Regenschauer war stark. Das Fußballspiel wurde fortgesetzt. Der Regenschauer war stark. Das Fußballspiel wurde fortgesetzt. Trotz starker Regenschauer wurde das Fußballspiel fortgesetzt. Trotz starker Regenschauer wurde das Fußballspiel fortgesetzt. Das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer fortgesetzt. Das Fußballspiel wurde trotz starker Regenschauer fortgesetzt. Heidi hatte eine starke Erkältung. Sie wollte das Skifahren nicht sein lassen. Heidi hatte eine starke Erkältung. Sie wollte das Skifahren nicht sein lassen. Trotz ihrer starken Erkältung wollte Heidi das Skifahren nicht sein lassen. Trotz ihrer starken Erkältung wollte Heidi das Skifahren nicht sein lassen. Heidi wollte nicht das Skifahren sein lassen trotz ihrer starken Erkältung. Heidi wollte nicht das Skifahren sein lassen trotz ihrer starken Erkältung. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde TOTS yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.